Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle benim evde bir bayatlamış pidem vardı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Şimdi içerisini oyacağım. Üzerine de kaşar ve sucuklu fırına atacağım. Bir nevi pizza da diyebiliriz. Siz isterseniz bunları zenginleştirebilirsiniz. Biber, domates, mısırla daha fazla şeyler koyabilirsiniz isterseniz. Kenarlarından kesiyorum. Şöyle kaldırıyorum. Çok fazla değil, sadece kalın yerlerini alsanız yeterli. Bunları da atmayacağım. Bir tabağın içerisine koyacağım, kızartıp çorbanın içerisine ekleyeceğim. O yüzden çok ufalamıyorum. Sadece kalın yerlerini alın. Buralara dokunmayacağım. Daha önce yaptım. Çok hoşuma gitti. Belki sizlere de fikir olur. En azından evde bayatlamış pideleriniz varsa ya da bayatlamış olmasa bile yapabilirsiniz. Yeterli. Çok fazla inmiyorum. Şöyle ortasına kaşar koyuyorum. Dediğim gibi üzerine isterseniz biber, domates, mısır koyabilirsiniz. Ama ben şu anda koymayacağım. Kaşarı da tamamen istediğiniz kadar, damak tadınıza göre az çok koyabilirsiniz. Ama çok güzel oluyor. Hem pidemi de değerlendirmiş oluyorum. Şöyle sucukları da diziyorum üzerine. Derecelik fırında sadece kaşarlar eriyene kadar çok fazla tutmayın. Pideniz kurur. Hemen ısınmış fırına gönderiyorum. Fırından çıkardım. Şöyle üzerine bir yağlı kağıt örttüm. Bir de bezle. Bir 5 dakika dinlendirdim. Hemen tepsimi altından alıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hem kıtır kıtır oldu, hem ortası yumuşak, kenarları kıtır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Instagram'da Seval Mutfakta olarak da beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.